Bir önceki videomda sizinle bu popcorn çiçeği çalışmıştık. Bugün de modelin kenar oyasını çalışmak istiyorum sizlerle birlikte. Yuvarlak motifi kare formuna çevireceğiz. Bilenleriniz elbette ki vardır. Fakat ben bilmeyen arkadaşlarım varsa onlara yardımcı olmak amacıyla çekiyorum videoyu. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan evvel YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olmanız daha kolay. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Koton iplikle örüldü. Biliyorsunuz Alize Cotton Gold'la örmüştük. Şimdi kenarını da gene beyaz Alize Cotton Gold ile döneceğim. Başlayalım o zaman. Şimdi tabii ipliğim içinden çekiyorum ben ipliği. Düğümlendi. Şimdi dışarıda bir tane zincir çekip ilmek oluşturuyorum. Herhangi bir ara boşluktan başlayabiliriz. Şöyle sıkıladım. Şu ipliği de şöyle arkaya alayım. Arkasından hem maviyi hem beyazı yürüterek kaybedeceğiz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve üzerine 2 kere dolayarak yanına 2 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. 2 kere dolayıp zincirle birlikte 3 tane olmuş oldu. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. 3 adet tekrar. Bu bizim ilk köşemiz olacak. Öremedim. Şöyle. Bu bizim köşemizin ilki olmuş oldu. Şimdi bir kere doluyorum üzerine. Ve bir sonraki boşluğa. 2 popcorn'un arasındaki boşluğa. Şuraya batacağız. Ve ikili trabzan yapacağız. 3 tane. 2 ve 3. Arada zincir çekmiyoruz. Sadece trabzan örüyoruz. Şimdi bir kere doladım. Bir sonraki boşluğa yarım trabzan öreceğiz. 3 ilmek oluyor tığımızda. Üçünü tek seferde çekiyoruz. Tekrar yarım trabzan. Bir kere doluyorum ve üçünü birlikte çekiyorum. Bunu yapmaktaki amaç, şimdi bu motif yuvarlak olduğu için köşeleri üçlü, bir sonrakini ikili, bir sonrakini yarım trabzan, tekrar ikili trabzan ve köşe kısmını oluşturacağımız boşluğa da tekrar üçlü trabzan yapıyoruz ki dümdüz bir hat haline alsın. Eğer hepsini ikili örsem hafif bir bombelik oluşuyor. Ben de o görüntüden hoşlanmıyorum. O yüzden de bu şekilde yapıyorum ben dolgularını. Şimdi yarım trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar ikili trabzan yapacağız. 3 adet. Evet, şu kısa ucu kesip temizleyeceğiz. Üçlü, ikili trabzan, yarım trabzan. İkili trabzanın aynısının karşılığını yaptık. Şimdi köşe kısmına geldik. Tekrar tığımıza 2 kere doluyoruz. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki ve 3. Araya 2 zincir çekiyoruz. dönüş için, diğer köşe için. Tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Ve şimdi tekrar bir sonraki boşluğa ikili, 3 tane ikili trabzan, bir sonrakine 3 tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan ve köşe kısmına bu şekilde üçlü trabzan örüp bu sıramızı bu şekilde dönelim. Sona geldiğimde tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, ben son boşluktayım artık. Buraya da ikili trabzanlarımı örüp sıranın başını birleştireceğiz. Çekmiş olduğumuz üçlü zincirin en baştakine sabitliyoruz kaydırmayla ve tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada artık üçlü trabzan örmemize gerek yok. Çünkü şu düz hattı belirleyebilmek için köşeleri uzun tuttuk, üçlü. Burayı ikişer tane, iki yuvaya ikili trabzan yaptık, ortadaki yuvaya tekli trabzan yaptık düz olsun diye. Şimdi normal ikili trabzanla devam ediyoruz. Bu ilk trabzanımız sayılıyor. İkincisinden itibaren başlıyoruz. 3 tane. Ortadaki boşluğa 2 tane yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve her dolgunun üstüne birer tane ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Bu köşeyi örelim beraber. Evet, köşemize geldik. Buraya tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere 2 tane daha yapıyoruz ve bir köşemiz bitmiş oldu. Şimdi tekrar aynı şekilde sırayı dönelim. Tekrar görüşeceğiz.